Apar ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Portföy yönetimine hoş geldiniz. Her gün olduğu gibi bugün de ekonomist Belgin Maviş ile birlikte iç piyasaların ve aynı zamanda dış piyasaların gündemini konuşacağız. Belgin Hanım günaydınlar, hoş geldiniz. Günaydın Aysel. Evet, e, önemli bir gelişmeyle başlıyoruz bugün bültene. E, Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarında bir Revizyona gitti ki benzer bir revizyonu Temmuz ayında takip etmiştik. E, ve e, resmi gazetede yayınlanan e, tebliğe göre döviz cinsi yükümlülük için zorunlu karşılık oranlarında e, bir artırma gidildi. Bir yıla kadar olan vadede %23 oranında ve bir yıl ve bir yıldan uzun olan vadede %17'lik bir orana revize edildi. Rezervlerin e, Rezervleri artırma e, yolunda yapılan bir... E, revizyon olduğunu da görüyoruz. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Evet, doğru. Yabancı para cinsinden özellikle yapıyor. Eğer TL'de, TL TL zorunu karşılıklar oranında olmuş olsaydı, bu oranın artırılması yani zorunlu karşılıkların artırılması bankaların Merkez Bankası'nda tuttukları mevduat oranının yükselmesi yani daha fazla parayı Merkez Bankası'na bırakması dolayısıyla piyasadaki fazla likiditenin çekilmesi anlamına geliyor. Aynı zamanda da TL tarafında olmuş olsaydı krediler noktasında e, ciddi bir geri çekilme hareketini de gördük. Fakat e, karşı, zorunlu karşılıklarda düzenleme yabancı para cinsinden olacak. Ve bu da tabii TL varlıkların fiyatlamasını pozitif yönde etkileyecek. Aynı zamanda Merkez Bankası bu hamlesiyle birkaç adımı da gerçekleştirmiş oluyor. Son dönemde akılları karıştıran rezerv mekanizmasından yavaş yavaş sadeleşmeye gittiğini ve Merkez Bankası'nın rezervlerini güçlendirirken yaklaşık 118 milyar dolar seviyesinde bürüt rezervler bu son hamle ile birlikte Merkez Bankası'nın rezervleri 120 milyar doların üzerine çıkmış olacak. 121 Milyar doların biraz daha üzerinde olabilir tahmini olarak söylüyorum. Ve bu oranların artmasıyla birlikte TL varlık fiyatlamalarında pozitif etkiyi göreceğiz. Zorunlu karşılıkların artması aynı zamanda yabancı para cinsinden bankalarında TL mevduata ağırlık vermelerini biraz daha ön plana çekecek. Dolayısıyla burada TL varlık fiyatlamalarının biraz daha ilerleyen süreç içerisinde pozitif etkilenme olasılığı var. Biraz zamana yayılır zorunlu karşılıklardaki hamleler. Dolayısıyla burada zorunlu karşılık oranının yükseltilmesi, piyasadaki fazla likiditenin çekilmesi anlamına da geliyor. Evet, bunun bankacılık sektörü üzerine etkisini de konuşacağız birazdan. Biz tüzle başlayalım, sonrasında bankacılık endeksi geldiğinde evet. daha detaylıca konuşalım. Şimdi biz tüz tarafında... Ee, 1430 seviyeleri geçtiğimiz hafta ön plana çıkmıştı. Bu hafta bu seviyenin üzerinde bir e, fiyatlama söz konusu. 1438 seviyesinde yeni gün açılışıyla birlikte %0.29'luk bir prim var. 0.3'lük bir e, prim hareketi var. E, şimdi e, biz tam böyle 1470 seviyelerin üzerindeki kapanıştan bahsederken anlık genel satışlar da birlikte bisküs tarafında bir geri çekilme vardı. Ee, özellikle de yabancı girişlerinden bahsediyorduk. Özellikle de bankacılık sektörüne girişlerden bahsediyorduk. O tabloda bir miktar bozulma e, söz konusu oldu. Tabii birkaç günür konuşuyoruz bunu ama e, sizin değerlendirmeniz ne olur? Merkez Bankası'nın bu kararının ardından dün ABD'de enflasyon rakamlarını takip ettik. Gelecek hafta hem Merkez Bankası'nın hem de Fed'in kararlarını takip edeceğiz. Dolayısıyla beklentilerin yoğun olduğu e, işlem günlerindeyiz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hangi seviyeler ön planda ne dersiniz? Şimdi Borsa İstanbul'da tamamen teknik hareketleri görüyoruz. 21 Eylül ve 200 günlük ortalamalar içerisinde zaman zaman 200 günlüklere doğru bir geri çekilmeyi görüyoruz ki burada 1427 seviyesi oldukça önemliydi. Dün de 1428'de bu seviye test edildi aslında ve bu seviyeden gelen alımlarla birlikte yeniden 1430 yani orta vadeli trend desteğine doğru yeniden bir yükseliş toparlanma gördük. Ancak hala hazırda baktığımızda 21 ve 50 günlük ortalamaların altında seyreden ama bant aralığı olarak da yükselebilme trendini koruyan bir bisyüz var. Oldukça ilginç, oldukça karışık gözükmekle birlikte Borsa İstanbul'da biraz önce senin de ifade etmiş olduğun gibi hem bizim Merkez Bankamızın toplantısı hem de Fed'in kararları bekleniyor. Bizim Merkez Bankamızı bekliyor piyasa. Burada tabii ki yabancının da pozisyon alma ihtimaliyle karşı Merkez Bankası'nın nasıl bir yol haritası çizeceği önemli. Son çekirdek enflasyon vurgusu sonrasında Sayın Kavcıoğlu'nun Merkez Bankası'nın özellikle bir Eylül ayı toplantısında bir 100 bas puanlık faiz indirip indiremeyeceği merak konusu ee, ve bununla ilgili anketlere de baktığımızda 4-5 tane kurumun yüz bas puanlık Eylül toplantısında faiz indirebileceği yönünde açıklamaları da var. Diğerlerinin ise %19'da politika faizini sabit bırakacağı ifade ediliyor. Şimdi bu beklenti endeksin belli bir bant aralığında sıkışmasına neden oluyor. Öte yandan endeksin bu noktada sıkışmasında da bankacılık sektörüne gelen satışlar da etkili. Manşet enflasyondaki yükselişle birlikte öz sermaye karlılıklarının buna ba düşmesi ve buna bağlı olarak da özellikle enflasyon baskıların artması durumunda üçüncü çeyrek karlılıklarında buna bağlı olarak ciddi düşüşlerin olabileceğine dair beklentiler de bankacılık sektöründe satış baskısını arttırıyor. Biz süzün geneli banka ve holding ağırlıklı olduğu için bankalar hareket ettiğinde çok daha seri yukarı yönlü hareketler görüyoruz. Bu bağlamda baktığımızda bankacılık sektörü endeksi 1300 puanın altında olduğu sürece biz 100, 1427, 1444 bandında sıkışma yaşar. Bankacılık endeksi 1300 üzerine çıkar, 1330 seviyesine doğru kapanışlar gerçekleştirirse bu kez 1444, direnci, destek haline gelir. 1450-1465'i deneyebilir. Demek ki iş bir merkez bankası kararı, iki FED kararını bekliyor ve buna bağlı olarak da bankacılık endeksindeki gelişmeleri bekliyor. Şimdi zorunlu karşılık hamlesi sonrasında kısa süreli bankalar tarafında bir satış olabilir. Ancak şunu da dikkate almak gerekiyor. Bank of America'nın bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmelerinde 3 özel bankayı al olarak devam ettirmesi ve fiyatları, hedef fiyatlarını da yukarı yönlü revize etmesi bana şunu hatırlatıyor. Geri çekilmeler, bu teknik düzeltmeler BIST yüz tarafında bir alım fırsatı yaratabilir. Ha, bunu pozitif yöne evirecek olan da nedir dersen, Merkez Bankası'nın Eylül toplantısında herhangi bir faizli değişim yapmaması, Türkiye'nin CDS'lerin aşağıya doğru yeniden 370'lerin altına doğru çekerken endekste de 1500 e, Pardon e, 1465 bin, e, 1475 bandına doğru hareketi tetikleyebilir Evet e, şimdi Bankacılık sektöründen de aslında biraz önce konuştunuz. Ee, yine biz grafiği görelim. 1300 seviyesinin altında e, bu haber akışının e, bankacılık e, tarafına birlikte satış olarak yansıyabileceğinden de bahsettiniz. Şimdi siz biraz önce kurumların Merkez Bankası'nın ilişkin beklentilerinden bahsettiniz. Ben sizin beklentilerinizi merak ediyorum. Geç, e, gelecek hafta Merkez Bankası'ndan nasıl bir adım bekliyorsunuz? Bir diğer taraftan da e, şimdi yabancı takas oranına baktığımızda ki e, siz BOFA örneğini de verdiniz. Hedef fiyatlarda yukarı yönlü bir revizyon oldu. E, Peki bu gelişmelerin yabancı girişlerini nasıl etkilemesini beklersiniz? Merkez Bankası'nın kararını yabancı girişlerini nasıl etkilemesini beklersiniz? Evet oldukça önemli bir soru. Benim kendi kararım, kişisel karar merkezin sıkı duruş vurgusunu yaptığı noktada zaten sıkı duruşu etkileyen unsurlar nelerdi? Burada enflasyondaki bozulma buna bağlı olarak da kredi e, iştahındaki artışlar. Yani bir yandan para arzı söz konusu, bir yandan sıkı durmaya çalışan Merkez Bankası. Bir de burada çekirdek enflasyonda %16'lar seviyesinde bunu baz alarak Merkez Bankası 100 bas puanlık bir faiz indirimini Eylül ayı itibariyle yaparsa bu kurda ciddi bir sıçramayı beraberinde getirir. Böyle bir riski Merkez Bankası göze almayacaktır. Sıkı duruş ifadesini yenileyecek. Eylül ayı toplantısında özellikle yıl sonu enflasyon hedeflerini bir orta vadeli programla uyumlu hale getirmesini bekliyorum. Sonuç itibariyle benim e, kendi projeksiyonumda bizim Merkez Bankamızın Eylül ve Ekim aylarında herhangi bir faiz indiriminde bulunmayacağı yönde. Çünkü Fed'i beklemeye geçecek. Fed'in burada tahvil alımıyla ilgili net bir tarih e, azaltım programı ile ilgili net bir tarih verip vermeyeceği, Tüm merkez bankalarının radarında olacak. Bu gözle baktığımızda bu durumda bankacılık endeksi tarafında ilk etapta bir satış olarak karşımıza çıkabilir. Ancak şu unutulmamalı geri çekilmelerde biz bankacılık tarafında yeniden alım fırsatı kötü senaryoda 1270'ler biraz daha pozitif senaryoda 1285'ler seviyesi olarak gözüküyor. Oraya doğru her geri çekilme bankacılık tarafında yerli ve yabancının pozisyon arttırabilme ihtimalini de kuvvetlendiriyor. Son dönemde bir de sanayi endeksiyle biz e, bankacılık endeksin aradaki makas kapanmış ve yavaş yavaş bankacılık lehine doğru da bir e, şey sinyal üretmeye başlamış gözüküyor. Ve tabii ki pandemiden bu yana baktığımızda teknoloji gitti, sanayi gitti, bilişim gitti, otomotiv, beyaz eşya aklına ne geliyorsa. Ama bankalar gitmedi. Dünya genelinde de bu böyleydi ve dolayısıyla aradaki makaslar aldı. Şu anda burada baktığımız zaman e, yön e, biraz daha biz bankacılık tarafında. Bugün tabii ki istisnai bir gün zorunlu karşılıklardan sonra bankacılık tarafında satışları görebiliriz. Ama e, genel eğilim olarak baktığımızda endeksi biz yüzü destekleyen sınayı ama ile bankacılık arasındaki makasın daralması şu anda bankacılık lehine doğru ilerliyor. Evet, e, Sınay'dan bahsedelim. 2541 puanda %0.15'lik sınırlı bir prim var. E, yine e, fiyatta da görüyoruz aslında kısa bir e, süreli de olsa bir süzden negatif ayrıştığı e, fiyatlamaları takip ettik ama bir toparlanma var e, tarafta çünkü rekor seviyeleri takip ediyorduk. O rekor seviyelerden e, gelen bir e, düzeltme hareketi de gerçekleşti. Doğru. Nasıl değerlendiriyorsunuz sanayi tarafta ee, özellikle de şimdi sektörel bazda baktığımızda sanayi tarafını etkileyen endeks etkileyen önemli e, ...sektörler var, otomotiv sektörü gibi. E, buradan da olumlu haber akışlarını e, duyuyoruz. Nasıl bir, e, tabii hani kısa vade fiyat beklentilerinizde, işlem beklentiniz alacağım ama... ...biraz daha orta vade için ne düşünüyorsunuz? Şunu söyleyebilirim, 5 yıllık projeksiyonda zaten biz yüzü omuzlayan sanayi endeksi oldu. Son 2 yılda ağırlığını daha da arttıran bir sanayi, üretim odaklı, ihracat odaklı bir stratejiye geçti... Bunun büyümede de etkilerini gördük, sanayi üretimi tarafında da etkilerini gördük. Özellikle küresel bazda pandemi sürecinin olumsuz etkilerini de Türkiye ayrışma yaşadı. Hem büyüme anlamında hem de bu bugün açıklanan. Borçluluk anlamında dünyanın borç yönetimini en iyi yapan e, sayılı ülkelerinden bir tanesi olarak pozitif yönde ayrıştı e, gelişmekte olanlar içerisinde Türkiye. Burada tabii ki önemli olan sanayi tarafındaki hamlesi, üretime devam etmesi Aralık belli periyotlarda aralıklara rağmen. E, son e, üçüncü çeyrekten itibaren küresel bazdaki yavaşlamaya bağlı olarak sanayi tarafında da düşüşler görebiliriz. Ancak burada yüzde yedinin altına geri çekilme olmadığı sürece, e, biz sınayi endeksi, sınayi üretimi %7'nin altına düşmediği sürece biz sınait endeksi yine biz yüze destek vermeye devam edecektir. Son %15'lerden, beklentiler %15'li %8'ler seviyesinde gerçekleşti ama o şunu unutmamak gerekir. Genellikle Eylül ayı bir değişim ayıdır üretim bantlarında dahil olmak üzere siparişlerin yeni, yenilenmesi, yeni siparişlerin gelmesi anlamında bunu bir geçiş olarak görmemiz Özellikle gerekiyor. Özellikle de yaz aylarında üretim tesislerinde bakım çalışmaları, kapasite Hı -hı. artırım çalışmaları sizin de dediğiniz gibi yeni dönem hazırlıklarında. Aynen. Dolayısıyla bunu bir ara dönem olarak kabul etmemiz gerekiyor. Burada sanayi endeksi yine desteğini verecektir. Son 3 yıla baktığımızda özellikle 2020'den itibaren bir ciddi yükselişi görüyoruz. Yani 988'ler seviyesinden 2700-2800'lere doğru bir yükselişi daha net bir şekilde gördük. Burada tabii bunun büyüme tarafında dünyanın ikinci birinci çeyrekte dünyanın ikinci büyüyen ekonomisi olması, ikinci çeyrekte baz etkisiyle de birlikte e, ciddi bir büyüme yemesi kaydetmesi, çift taneli büyüme rakamlarıyla karşımıza gelmesi. Sanayi üretimi tarafında da yine grafiği, sanayi endeksinin grafiğini de buraya koysak şey o, o, sanayi üretim endeksinin <laughs> Aynı e, benzer grafiği göreceğiz. Sonuç itibariyle otomotiv, beyaz eşya başta olmak üzere e, kimya sektörü, ilaç sektörünün sınav tarafına destek verdiği bir yıl olarak kayda geçecek. Ve e, yeniden hani 2700'lere ve üzerini görebilir miyiz? Mümkün ama şu andaki ilk projeksiyon 2600 seviyesinin geçilmesi. E, geri çekilme hareketleri de burada da alım fırsatı yaratıyor ama bankacılık, iskonto anlamında... Sanayi şirketlerinin biraz daha önüne geçecektir. Evet vadeliye geçelim. E, Viyop 30 e, geliyor e, ki bu haftada e, baktığımızda biraz daha yatay bir aralıkta işlemleri vardı. 1556 seviyelerinde yine bugün de yatay yukarı yönlü bir hareket var. hı. hı. Şimdi vadeli tarafta son birkaç gündür hareketlere baktığımızda biraz daha satış pozisyonlarının arttığını görüyoruz. Satış baskısını görüyoruz. Hafif alıcılı başlayan sonra satışa dönen ya da satıcılı başlayıp hafif alıcılı gürü tamamlayan bir vadeli yön arayışı içerisinde biz önceki bahsettiğimiz nedenlerden dolayı beklemeye geçen yatırımcı var ve bununla birlikte dün özellikle BIST 30 tarafındaki eşleşme uzlaşma fiyatı 1556 şu anda 1557 dünkü kapanışın biraz üzerindeyiz. Ve bant aralığı olarak da dün itibariyle 1549 ile 1572 arasında hareket etmiş. 1572 zaten bir direnç noktası geliyor, vuruyor, dönüyor. Bu şekilde son birkaç günlük hareketler ve bununla birlikte açık pozisyon sayısında da 3200 kontratlık bir azalış söz konusu olmuş. Demek ki yatırımcı burada gelişmeleri takip etmek biraz daha Pozisyon ayarlamalarına gidiyor. Şimdi şöyle bir baktığımızda teknik olarak eğer bakacak olursak 60 dakikalık hareketli ortalamalar 1570 seviyesinden geçiyor. Bunda aşağı yönlü bir e, geri çekilme hareketini görüyoruz. Bu seviyenin altında çünkü kapanışlarımız. Dolayısıyla aşağı yönde kısa vadedeki düşüş devam ederse vadeli tarafta bu bizi 1550 desteğine çekecek gibi gözükmekte. E, ve bununla birlikte kısa vadede yukarı yönlü hareketle de Bugün dahil olmak üzere 1565'in aşılıp aşılmayacağını bakacağız. Önce 1560 sonrasında 1565. Ama genel görüntü bugün e, hafif alıcılı yatay bir görüntü içinde vadeli günü tamamlayabilir. Ama tabii günün ikinci yarısında Euro bölgesinden bazı önemli veriler gelecek. Bu açıklamalara bağlı olarak değişim olabilir. O yüzden yatırımcının piyasadaki nasıl diyelim e, açılışa ve ilk 10 dakikalık hareketler sonrasında piyasayı izlemeye çekilecek bir strateji izlemeleri doğru olacak. Evet, e, şirket haberleriyle devam edelim. Aksa Enerji ile başlayalım. Şirketin %99.99 bağlı ortağı Aksa Gönlük Enerji'nin 270 MW kurulu güce sahip Bolu Gönlük Termik Santrali Santral sahası içinde karbon salınımını azaltmak amacıyla 35 MW kurulu gücüne sahip olacak kesim kurulmasına ve santralin hibrit dönüşümünün gerçekleştirilmesine karar verildiği açıklandı. Evet. hisselere bakalım 15 lirasına yaklaşmış yatay yukarı yönlü bir hareket var. Hissedeki genel eğilim yukarı yönlü ve devam ediyor. Son bir, birkaç aylık periyoda baktığımızda özellikle Ağustos, Eylül dönemi ve Temmuz'da başlayan hareketlilik var. Ben yılın üçüncü döneminden itibaren, üçüncü şehrinden itibaren enerji sektörünün dünya genelinde artan enerji fiyatları, enerjiye olan ihtiyacın artması noktasında... Biraz daha ön plana çıkacağını düşünüyorum. Bankalar ve enerji sektöründeki hisselerin önderliğinde küresel bazda da içeride de yükselişler ve hareketliliği görmeye devam edeceğiz. Bu gözle baktığımızda haber üreten, bir hikayesi olan enerji şirketleri çok daha yakın takibimizde olmalı. Aksende bunlardan bir tanesi. Yukarı yönlü hareketlerde şu anda dirençlerini test eden bir aksen var bu noktayı geçerse yeni bir band aralığına girecek yükseliş anlamında. Bu da onu 15-16.50 bandına doğru taşıyacak. Geri çekilmelerse şu andaki grafiksel görüntüye baktığımızda yeni alım fırsatlarını beraberinde getiriyor. Ki bu yeni alım fırsatlarında da 13.70'ler, 13.30 seviyelerine geri çekilmeler kısa vadeli alsat için uygun seviyeler gibi gözükmekte. Evet binme devam edelim. Şirket tarafından bazı bisküvi ve şekerleme ürünlerinin üretimini yapmak üzere 40 milyon lira sermayeli bir şirketin kurulmasına karar verildiği açıklandı. E, hemen hisselere bakalım 68 lirayla kuruş seviyesinde %1.5'luk bir prim var. Evet BİM'e yakın bir e, market daha halka arz oluyor. Kim marketleri? Ve bu, bunun öncesinde BİM'den gelen bu hamle oldukça önemli. Bu kategoride baktığımızda Şok Market, Migros, BİM ve buna yeni gelecek olan Kim. Biraz isim benzerlikleri de şey olarak evet. kafa karıştırabilir ama fiyat farklılıkları olacak. Dolayısıyla bu halk arz öncesinde BİM'den gelen bu haber son derece olumlu. Şirket için olumlu, perakende sektöründeki o tatlı rekabet açısından, borsadaki fiyatlamalar açısından da önemli. Yukarı yönlü hareketlenmelerde daha önceki rekoru 73'ler seviyesi, 74'leri zorlamıştı. Sonrasında bir geri çekilme gördük. Yeniden bir güç toplamı olarak bugünkü hareketi düşünebiliriz. Gün sonunda realizasyon gelse dahi 68-30 seviyesi, hadi nokta atış yapalım, 68-28 seviyesi korunduğu sürece bimde yukarı yönlü hareketli bir kez daha 70 seviyesi zorlanacaktır. Evet geçelim Beşiktaş'a. Futbol A takım Short ve Konç sponsorunun son posigorta olduğu medyada yer aldı. Beşiktaş tarafında hemen şöyle bir şirket hisselerine bakalım. 6 lira 51 kuruş seviyesinde yine %1,5'luk bir prim var. Bir Beşiktaşlı olarak tabii ki yükseliş hoşuma gidiyor. Bununla birlikte ise, özellikle borsadaki spor kulüplerinin en önemli gelir kaynakları hiç kuşkusuz ki sponsorluklardır ve bu konudaki her haber hisseler üzerinde pozitif yönde etkilemeye devam edecektir. Beşiktaş'ın diğer spor kulüplerinden biraz daha avantajlı olarak hem fiyat avantajının hem de haber akışının pozitif fiyatlanmasını görebiliriz. Hissede bir bant aradı aşağıda 5.65 yukarıda 6.50 seviyesindeki hareketleri görüyoruz. 6.50 önemli bir direnç burayı aşarsa 7-7.20 hareketini görebiliriz hissede. Tabi bu habere bağlı olacak. Evet, E Data ile devam edelim. E, şirketin güvenlik bilgileri ve vaka yönetimi çözümü üreticisi SecureGate distribütörlük sözleşmesi e, SecureGate ile distribütörlük sözleşmesi imzalandığı açıklandı şirket tarafından. Evet, e, bilişim, yazılım, teknoloji sektöründeki hisselerde yine zaman zaman hareketler olacak. Belki e, pandeminin ilk süreci ve sonrasında devam eden süreci içerisinde e, bilişim sektöründe, yazılım sektöründe fazla hani ona bağlı olarak hareketlerde bir düşüş vardı ama Borsa'nın yeni halk arzlarından olan performansıyla da dikkat çeken EDAS'a haber olumlu. Evet, e, Politeknik'e devam edelim. Şirketin ana ortak ortağı ile Coventia'nın e, Coventia %100 ortağı e, olan Coventia Holding'le e, paylarının element solüsyonla e, satılması kapsamında oluşan zorunlu pay alım teklifi için muafiyet başvurusu yapıldığı açıklandı. Evet. Hisselere bakalım. 354 ile 355 lira sınırına yaklaşmış. %0.51'lik bir prim var. Evet. Bir e, fiyatlama var hissede ve üzerinde de muhtemeldir ki bu fiyatlamalara baktığımızda sektörü içerisinde en yüksek fiyata sahip ve üzerinde de sermaye artırım potansiyeli gittikçe yükselmekte. Yukarı yönlü hareketlerde rekor 372'ler zirveler o seviyedeymiş. Şu anda 353'lerde. 355'in aşılması gerekiyor ama hissede bir trader için oldukça güzel hareketler görüyoruz. Yönetmenimizden mümkünse son 6 aylık bir yıllık periyottaki hareketlerini verirse en azından hissenin nereden nereye geldiğini de görmemiz açısından önemli. Çünkü endekse güç veren de özellikle demir çelik ve metal sanayidi Traderların son derece sevdiği hareketler görür. Son dönemde Haziran-Eylül döneminde biraz daha yatay ve dar bant içerisinde hareket etmiş ama burada hissenin tabii ki fiyatının yükselmesi de işlem hacmini biraz azaltmış. Evet e, maviyle devam edelim. E, bu yıl için beklentilerini açıkladı. Konsolide satış büyümesi %70-75 oranında gerçekleşmesini bekliyor. E, mağaza büyümesine baktığımızda 5 yeni mağaza ve 9 mağaza genişleme olarak bir rakam paylaşmış. Favorit marjında %14 ila 14.5 bir oran paylaşılmış net borcun. Poveko oranına baktığımızda net nakit pozisyonu yatırım harcamaları konsolide satışın %3.5'ini oluşturması bekleniyor. Evet şimdi oldukça önemli konsolide satış büyümesini %70-75 olarak belirlemiş ki bu da zaten şu anda %9'un üzerindeki yükseliş gibi muhtemelen de tavan olabilir bu hızla devam ederse. Ee, bu yükselişin ana sebebi. Favük marjını da yüzde %14 14 14.50'ler e, seviyesinde tutmuş ki uluslararası e, muhasebe standartlarına göre de e, 16 hariç olarak ifade etmiş. Bu da şunu gösteriyor. Yatırım harcamalarını kısmen tamamlamış ve yeniden güçlü bir şekilde e, sahaya ben de çıkıyorum diyen bir mar var. Zaten yaklaşık olarak <laughs> özür dilerim. Bir yıllık performansına baktığımızda da hissenin ciddi kendini koruyan fiyatlamalarda yatırımcısının yüzünü güldüren bir performans vardı. Yukarı yönlü hareketlenmelerde 63, 64 seviyesi aşılacak olursa 65-70 bandına doğru 12 aylık periyotta e, hareketler görebiliriz. Evet sermaye artıran şirketlerle devam edelim. Şirket haberlerimiz bu şekildeydi. Kat mercilerle başlayalım. Şirket sermayesinin 217.5 milyon TL'den %200 oranında bedelli olarak 435 milyon lira nakten artışla 652 milyon TL yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 3 milyon 57.761 adet pay bugün ve yarın borsa birincil piyasada satılacak. Evet. Şimdi burada baktığımızda bir bedelli arttırımı var. Bununla birlikte tahsisli var. Ee, yine bedelli ve yine bedelli artırımları ve bunlarla kalan paylarla ilgili haber var. Şimdi kat senin ifade ettiğin gibi %200 oranında bir bedelli yapmış ve bununla ilgili kalan paylar bugün ve yarın satılarak sermaye artırımı tamamlanacak. Megap'a baktığımızda orada %30.09 oranında tahsisli yani alıcının daha öncesinde belli olduğu tahsisli artırım kararı var. E, ee, Reysaş GEO'da baktığımızda ise %103.25 oranında bedelli artırım gerçekleşmiş. Bugün ve yarın da kalan payların satışı olacak. Zoren'e baktığımızda ise Zoren'de %25 oranındaki bedelli artış sonrası tüm paylar satılmış ve sermaye artırımında tamamlandığını belirtiyoruz. Ve e, şirket haberlerimiz bu şekildeydi. Piyasalara geçelim. ABD borsalarıyla başlayalım. Dün enflasyon rakamlarını takip ettik. Evet. Ağustos ayında da bir yavaşlama e, gördük. Temmuz ayında da bu benzer yavaşlamayı görmüştük. Vadelilere bakalım. E, sınırlı primler var bugün. Dow Jones 34.615 seviyelerinde. Nasdaq 15.420 seviyelerinde. S&P 500'de ise 4.450 seviyelerinde. E, dün bir diğer taraftan tabii birazdan değineceğiz ama tahvil ve e, dolar indeksi tarafında da çok e, e, bir hareketlilik de gerçekleşti açıklanan enflasyon rakamlarının ardından. E, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Hatta bu hafta çokça da bahsettik ki enflasyon beklentileri hem de gelecek hafta Fed'e yönelik beklentiler de piyasa fiyatlamalarını ön plana çıkarıyor. ABD borsa endeksleri için bir düzeltme senaryosu var. Şimdi bu düzeltme gelebilir ama şiddeti önemli. Hangi piyasaları nasıl etki yaratacağı önemli. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi eğer bu enflasyon rakamlarına baktığımızda dün Ağustos'ta aylık yüzde 0.1, yıllık yüzde 4 artarak beklentilerin altında bir seyir izledi. Tüfe, enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek tüfe ve Fed'in varlık alımlarını erken azaltmaya başlayacağı endişelerini hafifletti. Ama bununla birlikte bir haber vardı ki enflasyon beklentiler dahilinde yüksek gelecekti. Piyasa zaten bunu fiyatlarına kısmen yansıtmıştı. Çekirdek tarafta da korkulanın olmayacağı ve fedin söylemlerini yani e, geçici enflasyondaki yükseliş geçici yıl sonuna kadar yükseliş eğilimi devam eder, ama bu durum geçici olacak söylemlerini teyit eder. Liselik dalgadı piyasa. Buraya kadar normal ama dün e, kapanışlar satıcılıydı, karışık seyirler ve satıcılıydı. Buradaki tabii ki en büyük etken kurumlar vergisi oranlarının artırılması şirket karlılıklarını azaltabileceği gibi istihdam tarafında bozulmaya da neden olabilecek bu adımlar piyasalarda moralleri bozmuşa benziyor. Piyasalar tabii ki FED'i bekliyor. Tahvil noktasında tapering'e başlamak için uygun zamanın olduğu konusunda görüşler ortak bu noktada. Ama vergilerin artırılması moralleri bozuyor. İşte bu nedenle de karışık seyirler devam ediyor. Eğer bu konu senatoda Biden hükümetinin önerdiği doğrultuda gerçekleşecek olursa ve kurumlar vergilerinde artış söz konusu olursa işte o noktada e, o korkulan satışlar piyasalara gelebilir. <laughs> Bir düzeltme hareketi maalesef Amerikan piyasalarında karşımıza gelebilir. Burada topu alıp yumuşatabilecek olan tek kişi var Powell ve Powell'ın açıklamaları. Daha önce de yine tapering konusu, faiz artışı konusunda güvercin açıklamalarıyla dolar endeksine de dengeleyen Fed'in açıklamaları Powell'ın bu konudaki görüşleriydi. Şimdi piyasa bunu beklemeye geçecek. O korkulan satışlar henüz gelmiş değil. Ara ara düzeltmeler var. Ancak vergiler noktasında radikal kararlar gelir ve şirketler bu noktada başka konularda desteklenmezse örneğin vergi kurumlar vergisi oranı artırılacak ama her işte 100 kişilik istihdam açan şirketler bundan istisnalarla yararlanacak, faydalanacak gibi bir takım ek e, olumlu e, akış gelmezse işte o zaman senin de ifade etmiş olduğun gibi %8 ya da %10 ya da daha fazlası satış baskısıyla karşılaşırız. S&P'de dikkatle takip edeceğimiz seviye bu noktada benim takibimde olan seviye 4.150 seviyesi. 4.150'ye vurur yukarı doğru hareket ederse korkmam. Ama 4150'nin altındaki her kapanış pozisyon azaltma aynı zamanda da nakde dönmek için piyasa açısından bir zaman tanıyacaktır. Gelişmekte olan piyasalar ilk etapta bu rüzgara kapılıp satışla karşılaşabilir. Ama sonrasında gelişenlerde satış, gelişmekte olanlarda ise para girişi şeklinde bir sürece gireceğimizi düşünüyorum. Evet bir de zamanımız da daralıyor. Tahviller tarafından nasıl bir yansıma oldu onu konuşalım. Dün açıklanan rakamlar sonrasında tahvil talebindeki güçlenme ile birlikte 10 yıllıklarda 1.3 seviyesinin altında getirilerin gerilediğini gördük. Şimdi 2 yıllıklarda 0.21, 5 yıllıklarda 0.79, 10 yıllıklarda 1.28'lik bir getiri var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hemen hatırlatalım. Tahvilde fiyatla faiz ters orantılıdır. Şu anda baktığımızda 1.28'ler seviyesinde ve yeşil görüyoruz. Dün itibariyle 1.33'lerden 1.30'un altına geri çekilme yakaladık ve yavaş yavaş tahvile doğru bir yöneliş başlamış gibi gözüküyor. Doların tüm para birimleri karşısında dün enflasyon sonrasındaki değer kaybı dolar endeksinin 92.50'ler seviyesinde dengelenmesi sonrasındaki süreçte Tahvile doğru yönelişin hız kazandığını gördük. Bu biraz daha piyasalarda dengeyi beraberinde getirirken Avrupa tarafında da yine özellikle Almanya ve İtalya tahvillerinde son birkaç gündür e, satış baskısı artmıştı. Onlarda da buna bağlı olarak bir olumlu toparlanmayı gördük. Bu şu anlama geliyor. FED kararına kadar piyasa daha doğrusu para yön arayışı içerisinde. FED derse ki yine bir kez daha faiz arttırmanın çok uzağındayız. Tahvil adımlarını da 2022'nin birinci çeyreğin sonu itibariyle başlayacağız derse borsalarda yukarı yönlü hareket, tahvilde suların durulması, risk alma iştahına geri dönüş olarak görebiliriz. Çok teşekkür ederiz Belgin Hanım. Yarın yine aynı saatte sizi ağırlamak dileğiyle diyelim. Teşekkür ederim. Efendim portföy yönetiminin sonundayız. seninle aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.